Amerika'nın Irak'a gelişiyle birlikte burada iki tane zincirleme şeyin yaşandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şudur. Amerikalılar 11 Eylül'ün ardından Orta Doğu'ya yaklaşırken iki kademeli bir plan düşündüler. Bunlardan bir tanesi Irak'ın işgal edilmesiydi. Irak'ın işgal edilmesinin temel sebebi Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun bütünlüğün dönüşümüne dayanak teşkil edecek potansiyeli olan bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin çehresiyle yeniden yapılandırılmasıydı. Neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nı düşünün. Amerikan gücünün pekiştiği dönem İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. İki tane kritik bölgede iki tane önemli ülke dönüştürülerek bu güç sağlanmıştır. Avrupa'da Almanya'nın dönüşümü, Uzak Doğu'da da Japonya'nın dönüşümü. Bu iki ülke savaşın ardından yeniden yapılandırılmışlar. Orta Doğu'da da Irak potansiyeli olan bir ülkeydi. Önemli petrol rezervleri vardı. Orta Doğu'da bulunan bütün topluluklardan Irak'ta yaşayan kesitler, nüfuslar bulunuyordu. Dolayısıyla Irak'ın bir model olarak yeniden yapılandırılması Orta Doğu'nun dönüşümü bakımından önemli bir rol ifa edecekti. Bir sacayağı bu. İkinci sacayağı da şuydu. 11 Eylül saldırılarını yapanların neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ne dost ülkelerin vatandaşı. Yani bunlardan hiçbir tanesi İran vatandaşı değildi. Mısır vatandaşıydılar, Suudi Arabistan vatandaşıydılar ve bu ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri ile yönetimleri en fazla yakın olan ülkelerdi. Bunun cevabını aradılar ve vermiş oldukları cevap, bu soruya vermiş oldukları cevap da şu oldu. Bizim müttefikimiz olan ülkeler kendi toplumlarını o kadar kötü yönetiyorlar ki o ülkelerin içerisinde biriken muhalefet enerjisi bize yöneliyor. Şöyle düşünüyor mesela Hüsnü Mübarek'in muhalifleri. Mübarek rejimi baskı yapıyor, Mübarek rejimi yolsuzluk yapıyor. Biz bu rejime karşı muhalefet etmeye çalıştığımızda rejimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla Mübarek'i alt etmemiz mümkün değil. Ancak Amerika bu denklemden çekilirse o zaman biz Mübarek'te kozlarımızı paylaşabiliriz. Peki Amerika denklemden nasıl çekilir? Amerikan vatandaşları eğer Orta Doğu politikalarının bir maliyeti olduğunu hissederlerse Amerikan hükümetini ülkeye geri çekilmesi için sıkıştırırlar. O zaman ne yapmalıyız? Yani bu maliyet nasıl ispat edilir? Amerika'nın canı yakılarak ispat edilir. 11 Eylül saldırılarına yol açan zihniyetin arka planında bu düşünce zincirinin olduğunu düşünüyorum. Ve şunu bu problemi çözmek için bir reçete olarak tasarladılar. Eğer biz bu muhalefet hareketleriyle görüşürsek, onlara dersek ki bizim Mübarek gibi bir takıntımız yok. Siz ideolojilerinizin anti-Amerikan yönlerini törpülerseniz, biz sizin bulunmuş olduğunuz ülkelerde siyasi süreçlere katılımınızı destekleyeceğiz. Adil seçimlere katılacaksınız ve başarılı olursanız iktidar olacaksınız. Amerika sizin iktidar olmanızın önünde engel değil. Bu görüşmeler Irak'ın işgaliyle paralel olarak yapılmaya başlandı. 2004, 2005, 2006'da Dubai'de, Doha'da özellikle Müslüman kardeşlerle yapılan görüşmeler var. Bizim Büyük Orta Doğu projesi olarak konuştuğumuz şey temelde bu mantığa dayanır. Sadece düşman ülkelerin değil, dost ülkelerdeki muhalefet hareketleriyle temasa geçilip onların anti-Amerikan niteliklerinin dönüşmesi karşılığında demokratik süreçlerle iktidara katılmaları. Bu süreç kesintiye uğradı. Nerede kesintiye uğradı? Hamas, Filistin seçimlerine katıldı. Seçimlerden başarıyla çıktı. Seçimlerden başarıyla çıkınca Amerika'daki İsrail lobisi ve özellikle otoriter Arap rejimlerinin Amerika'daki lobileri bastırdılar ve Bush yönetimi bu projenin arkasındaki desteğini çekti ve bizim Gazze'de gördüğümüz o dökme kurşun operasyonu, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve sonraki süreç işlemeye devam etti. Daha sonra 2008'den itibaren Obama yönetiminin bu mantığı, yani Orta Doğu'daki dönüşümle ilgili demin bahsetmiş olduğumuz mantığı tekrar raftan indirmeye başladığını görüyoruz. Ve bunun sonucu